Ama işte tamamen bitmiş durumda. İyiyiz. Hadi ya. Relax. Ali ile? Ali bana dedi ki şey dedi. İşte seni dedi akıllı olmanı çok beğeniyorum dedi. Hani akıllı bir kadınsın dedi. Canım. Senin boyunu çok seviyorum dedi. Tankutlu adnan hemen saldırdı. Kızım dedi bana aklına girmeye çalışıyorsun ya? Dedi. Kızım dedi aklına girmeye çalışıyorsun dedi. Aklını bulandırma dedi. Onları ne ilgilendi? Benim aklım yok zaten. Hemen Ali öyle dedi diye Ali'ye yöneleceğim sanki. Ali de yani yönelmeyecek bir tip değil ki bir kere. Niye yönelmeyeyim ki? Yaşıtım bir adam. Ay, eski adayımla da bitirmişim. Niye yönelmeyeyim yani? Sanki engel var. Konuşmamız burada da yasak. Oturmaya gelmedin yani. Ha, konuşmam mesela. Yasak yani Ali'yle. Hemen saldırıyorlar. Tankut'la şey. Sanki Murat'ın tarafını tutuyoruz hesabı. Aynen öyle. Arkadaşımızı tutuyoruz. Reis sürekli hepsi de saldırıyor. Adam ağzını yani. Açtığı an hepsi saldırıyor. Bildiğin eziyorlar yani. Vallahi gene iyi sabırlı. Adam sabırlıymış. Çok sabırlı hem de. Şeyi biliyorsun daha evvel... Semih ilk girdiğinde iki defa uyarı aldı. Evet. Düşünsene o kadar saldırıyorlar. Aynı şekil Ali'ye de saldırıyorlar. Daha Ali'nin uyarısı falan yok. Hesapla bugün evet. Üçüncü gün yani. Akıllı adam. Ağzıyla. Lafla. Benim gibi. Lafla veriyor cevabı. Sanki benim aklım yok. Sinir oldum Tankutlu adlana da. Allah Allah. Kızım aklını bulandırıyorsun falan. Her şey karışıyor. Ya ben akılsız mıyım? Ben şimdiye kadar sizin aklınızla mı seçtim Murat'ı da? Şimdi Murat'ı bırakıp başkasını seçerken sizin ya da kendi aklım değil miydi benim seçen? Aynen öyle. Kendi aklımla istedim, kendi aklımla bıraktım. Karşı taraftaki yani özellikle bıraktırana kadar bıktırıyorsa ben ne yapayım? Ara verelim diyorum, ara veriyoruz. Geri ısınmak için hiçbir şey yapılmıyor. Ne? Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ben senin ısınmanı mı bekleyeceğim? Kusura bakmasın yani. Yok öyle bir muhabbet. İki gün sonra Mehtap böyle yapacak. Ne kadar da kibar bir adam Ali ya. Benim aklımı beğendiğini söyledi. Bana iltifatlar ediyor. Murat bana hiçbir zaman böyle konuşmadı ki. Tamam diyebilir zaten ya. Şimdi ya. Şunu söyleyecek. Ben burada karışırsam diyecek ki biz bitirmedik mi? Sana ne? Tabii tabii. İlk kibar çok doğru yaptın. Zaten amaç bana o. Bunu söyleyecek. Bana amaç bunu söylettirmem abi. Ya abi gelme amacı tanımak, tanımak mı istiyor? Bak şimdi tanısın abi. Ya. Bu sefer de diyecek ki hani beni hiç kıskanmadın. Demek ki bu kadar seviyormuşsun. Abi olaya bir daha girmeyeceğim ya. Olay bak gene bana patlayacak şimdi. İki tarafı. Yani bunda ne var abi yani iki ben tarafı, hala anlamıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işin içinden sen aşağı tükürsen. Sakal. Sakal yukarı tükürsen bıyık. Aynen öyle. İzleyen görüyordur ya. Yap, tam tersine çekilecek. Bu iş böyle ben sana söyleyeyim. Sorun yok. Canım. Onun öyle olduğunu zaten anladık abi. Onun sorun yok rahat olun. Farkındayız. Ben ona söyledim mi bu hediyeleri verirken? Eğer gerçekten gönlünden bunu söylüyorsan bunu alırım dedim. Demedim mi? Herkes izledi. Öyle söyledi mi? Söyledi. Bunun üzerine bana söyleyeceği tek bir cümle daha yok bence. Aynen öyle. Olamaz yani. İnşallah yoktur abi. Olamaz. Olmaması gerekir. Ama tabii bu Mehtap herkesin en başta da bir yorum yaparken ama Mehtap dediği gibi ben yine ama Mehtap diyorum yani. Yapabilir. O Mehtap çünkü. Ben onu bu haliyle de seviyorum yani. Anladın mı? Ama onu o kadar iyi öğrenmişsin ki... Evet, çok iyi öğrendim. Çok güzel kontrol ediyorsun. Evet. Çünkü... Bak, yapmak mesela, istediğini biliyorum bak. Ali mesela göremiyor. Ben çok ileride, net görüyorum. Tabii, bir adım ileride olayı kontrol ediyor. Aynen. Tebrik ediyorum seni. Sağ ol kardeşim. Yani bir sonraki hamlesini sezebiliyorsunuz. Biliyorum. Güzel. Abi canım. Bravo. İşte aslında biz de sezebildiğimiz için bir nevi Ali'ye burada kızmamızın nedeni abi bu. Abi siz evin içerisinde yaşadığınız için benden tanıyoruz. Daha iyi görebilirsiniz. Ha, ben görmedim. Abi. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Bana öyle geliyor yani. Ben daha yaşamadım tabii. Bir de göreceğiz. Kardeşim, zaten şunda sıkıntı yok. Mehtap akıllı bir kadın. Bunda ne var? Mehtap aklı başında bir kadın. Bunda bir sıkıntı yok. Mehtap'ın istediğini sen şu anda ona veriyorsun. Bunu söylemen bir sıkıntı değil bu. Sıkıntı hiç değil. Ama sen onun istediğini güzel veriyorsun ona şu anda. İstemeyerek yapıyorsun bunu. Kötü bir şey demiyoruz biz bunu ama durum ve pozisyon bunu gösteriyor şu anda. Ya burada senin kalbini kırmak da değil amaç. Değil. Gerçekten değil. Mehtap'ın istediği malzemeyi sen ona o kadar güzel verdin ki. O kadar güzel verdin ki. Amaç o zaten. Aslında Mehtap Ali'yi silah olarak kullanıyor. Ali bunun farkında değil. Daha öncesinde zaten Ali'yi uyarmıştık. O da benden özür dilemişti. Bunda sıkıntı yok ama Mehtap şu anda tamamen bu suçluluk psikolojisiyle o da aynı şekilde hareket ediyor ve Ali'yi kullanıyor. Ali de bunun farkında değil. Yanacaksın, haberin yok. Onun için benden sana bir abi tavsiyesi. Dikkat et, iyi izle. Ne olur, sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur.